Merhaba başkanım. Kendinizi Merhaba. tanıtabilir misiniz önce? Adım Lütfü Kolçak. Artvin Hopa Spor Kulüp Başkanı. Evet, şimdi Artvin Hopa Spor geçmişte çok iyi bir mazisi olan, Süper Lig deneyimi de olan bir kulüp. Şimdi ne durumdadır? Biraz bize Artvin Hopa Spor'un son durumunu anlatır mısınız? Artvin Hopa Spor 1961 Hopa. Hopa'da kurulmuş bir kulüptür. Şu anda 3. grupta mücadele vermekteyiz. Geçen sene son playoff maçında Arnavutköy'e elendik. Şu anda aslında biz 2. lig kuracaktık. Şu anda 3. ligde devam ediyoruz. Peki hedefiniz nedir? Yani Artvin Hopa Spor tekrar bir Süper Lig görür mü önümüzdeki yıllarda? Süper Lig değil. Biz 2. ligi gördük açıkçası. Yani tabii ki Hopa Spor her zaman hedef takımdır. Muhakkak Hopa Spor bir gün Süper Lig'de oynayacak. Bunun için çalışmalarınız var mı? Var. Yani hem sosyal, kültürel, tesis, sportif tesis veya altyapı olarak ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Peki biraz Türkiye sporunu da sormak istiyorum. Yani çok ciddi tartışmalar var, işte ciddi hakem skandalları var, hakemler değişiyor, MHK değişiyor, federasyon değişiyor. Türkiye'deki bu spor ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'deki spor ortamı şöyle söyleyeyim, özellikle amatör kümelerde ve üçüncü liglerde biliyorsunuz takımlar aşağıya dönüyor. Bununla beraber kulüpler oturana kadar belli sıkıntılar olacaktır. Ama biz Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyoruz, hakemlerimize güveniyoruz. İnşallah onlar da eksiklerini muhakkak giderecektir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beşiktaş'ı alabilir miyim? Zor bir maç olacağını biliyordum. Eksiklerimiz çok fazla. Buna rağmen arkadaşlarımız iyi mücadele ettiler. 2-0 geriye düştük ilk yarı. İkinci yarı beraberliği yakaladık. Yenebilirdik de. Bunlar da atabilirdi. Çok mücadele dozu yüksek bir maç oldu. Önümüze bakacağız. Çok gerginlik de olmadı. Bir iki evet, şey dışında. Sağ olsun bizim yönetimlerle aramız bu sene daha iyi. Herkes işin bilincinde. Sağ olsunlar bizi iyi misafir ettiler. Başkanların yönetimi oldu. Taraftarlarım da çok böyle hani abartılacak herhangi bir şey olmadı. Bir futbol müsabakasında olabilecek şeyler. Biz de Düzce Spor geldiğinde onları kendi memleketimizde, kendi takımımızda en iyi şekilde alacağız. Her takımı alacağız. Teşekkür ederim. Ben